insanın dışında hiçbir varlık yoktur ki yarın da bir şey biriktirsin. Günübirliktir, affedersiniz. Hayvanların önüne ne kadar ot yem koyarsan koy, hepsini bir günde berbat eder. İnsanın diğer canlılardan temel farkı, yarın için bir şeyler biriktirir. Hem ahireti için amel, hem de yarınları için. Bir insan her bulduğunu harman savurursa, yarınları için kınanacak bir hale düşebilir. Onun için ekonomik davranmayı, iktisat yapmayı, kazandığı her şeyi harcamamayı da yine buradan öğreniyoruz. Zengin kimdir? Kazancı ihtiyacından fazla olan kişidir. İnsanın zengin olması için çok fazla serveti olması gerekmez. Sadece giderinin gelirinden az olması yeterli. Çünkü zengin kimdir? İhtiyacını giderendir. Kim zekat verebilir? Trilyonlar olan değil. Geliri giderinden fazla olan. Değil mi hocam? Bir insanın geliri giderinden fazla olacak. Öyle zengin vardır ki kazandığı harcadığına yetmez. Resulullah Aleyhisselam Kur'an'da biz seni fakir bulup zenginleştirmedik mi diye bize tanıtılınca aklımıza şöyle gelmesin. Trilyoner bir peygamberimiz yoktu. Ama ihtiyaçlarını o kadar asgariye düşürmüştü ki en az şeye ihtiyaç duyarak yaşardı. Bizim bir çıkmaz açmazımız var. Gelirimiz ne kadar artarsa giderlerimizi o kadar artırıyoruz. Artırınca hiç kimseye ne parası yetiyor, ne zamanı yetiyor, ne de mutlu olabiliyor. İhtiyaçlarımızı ne kadar azaltırsak bu dünyada o kadar daha mutlu oluruz. Çünkü almanın, harcamanın sonu yok. Bir söz vardır bilirsiniz, kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Duydunuz mu öyle bir şey? Kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Bu kapitalizmin çok büyük bir yalanıdır. Kendisi sınırlı olan insanın ihtiyacı nasıl sınırsız olabilir? Yemek yiyorsunuz sınırlı, uyuyoruz sınırlı, uyanıyoruz sınırlı, yaşıyoruz sınırlı. İnsanın kendi sınırlı, ihtiyacı nasıl sınırsız olur? Benim daha olur mu? O zaman şöyle diyeceğiz, ihtiyaçlar sınırlıdır ama ihtiraslar sınırsızdır. Hırs, ihtiraslar. İhtiyaç sınırlıdır. Giyeceğin şey, bineceğin şey, oturacağın yer, ihtiyaç bellidir. İnsanın ihtiyaçları sınırlıdır. Yemek dersiniz, mide belli çünkü. Ama ihtiraslar, arzular, hevesler, onların sonu yoktur. Dolayısıyla isterse insan dünyayı satın alsın, bugüne kadar hiç kimseyi maddi şeyler mutlu etmemiştir. Sınırı yok.